Bakan Yılmaz açıklamasında yeni sistem tamamlandı mevcut sistem bu ana kadar gelenlerin en iyisiydi diyerek şunları kaydetti. Yeni sistem tamamlandı. Mevcut sistem bu ana kadar gelenlerin en iyisiydi. Bu sınav yarışlarının okul dışı kaynaklara öğrenciyi yönlendirdiği şeklinde algı var. İşte yeni sistem mahalle yerleştirme sistemini getirdik. Öğrencilerimiz adresine en yakın okula yerleştirilecek. Esas şey bu. Bizim biliyorsunuz AK Parti hükümetlerinin programları da var. En iyi okul ...eve en yakın okuldur diye sözümüz de var. Peki 2012 yılında 10. kalkınma planı hazırlanıyor. 2014-2018 yıllarını içeren deniyor ki eğitimle ilgili bunlar bunlar yapılsın. Evlatlarımızı kendi tercihlerine alacağız. Başvuru esasında bir ekran önüne gelecek. Bu ekrandan 5 tercih yapacak. Hiçbir öğrenci istemediği okula gitmeyecek. Bundan sonra her okulda her öğrenci de başarılı olacak. Bundan sonra adres bölgelerindeki liselere farklı akademik düzeylerde, farklı ilgi ve birikimdeki öğrenciler gelecek. Akademik çeşitlilik sağlanacak ve bu okulun başarı seviyesini yükseltecek. Esas gayemiz sınavsız liselere geçişi sağlayabilmektir. Bunun için ne yapmak lazım? Bütün okulları fen liseleri ayarına çıkarmaktır. 11.057 lisemiz var. 1 milyon 200 bine yakın 8. sınıf öğrencimiz var. Ülke genelinde belirlediğimiz farklı illerdeki sınırlı sayıdaki okulumuza isteyen 8. sınıf öğrencilerin girebileceği bir sınav hazırladık. Bu liselerin ismini ve sayısını Mayıs ayı gibi açıklayacağız. Bu sistem kaldırıldığında Hakkari'deki bir çocuk istediği liseye girebilecek mi? Bu sistemle onu getirmiş olduk. Haziran ayının ilk hafta sonunda bu sınav yapılacak. Tek sınav olacak. Sonuçlar Haziran ayında açıklanacak. Sınav 60 sorudan oluşacak, 90 dakika olacak ve tek oturum olacak. 6, 7 ve 8. sınıf müfredatından sorular hazırlanacak. Çoktan seçmeli olacak, sayısal ve sözel bölümleri olacak. Öğrenciler sınava girince 5 tercih yapabilecekler. Sınava giren ve girmeyen öğrencilerin yerleştirme sonucu aynı anda açıklanacak. Yeni sistemin temel felsefesi isteyenin sınava girmesi. TEOG'da sınava girmek zorundaydınız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TEOG'un kaldırılması lazım sözlerinden 84 saat sonra 19 Eylül'de TEOK kaldırılmıştı. Liselere geçişte açık uçlu sorulardan oluşacak bir sınav yapılacağı hem Başbakan Binali Yıldırım hem de Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından duyurulmuştu. Bu sınava ise %5 ile %10 diliminde yer alan öğrencilerin katılacağı, geri kalanlarında adrese dayalı olarak liselere yerleştirileceği gündeme gelmişti. Veliler gözde liselere yerleşmenin mümkün olması için tanışalım mı sorusunu sıkça sormaya başlamıştı. Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 3 model Cumhurbaşkanlığı tarafından uygun bulunmayarak geri çevrilmişti. Çocuğu 6. sınıftan itibaren yarışa sokacak değil de stresi kaldıracak bir sistem getirelim dedik.